Evet efendim. Sayın Cumhurbaşkanı gelebilir miyim? Hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Hadi, arkadaşlar iyi lanet olsun. Buradan Türkiye basını söylerim. Moteller de her sen. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah. Size teşekkür ederiz. Siz de duyuyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başkan, size bir ricamız var. Biz aşçı olarak bize bir konteyner. 10 kişilik olsa çok güzel olacak. Burada yemek yiyoruz. Bakarız ona. Bakarız. Osman Bey. 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 Karşı tarafa geçebilirsin abi. Meyir sen mi gönderdin diye sordu. Evet. Taraftan geç. Şimdi buraya yetkililer geliyor. Nedense çarşımız 400 metre. Evet. Şuradan bir Osmaniye ilahiyat halk ekmek yok. Avşin'de halk ekmek yok. Yoksun buranın 3 katı. Ne 3 katı? 100 bin nüfusu var. 100 bine yakmış. Halk ekmek. İki tane içerisinde var. Maraş. Burada bir sadece bir var. Nefretten dolayı bir halk ekmek kuruldu. Ve burada 4 tane fırın var. 2'ye düştü. 12-13 çalışan mağdur. 19 tane fırıncı hepsi de CHP'ye evet. Yani muhalefetti. Şu hepsi anda, işten çıktı. Şu anda, geldi adamlar bir şey çöptüler. Çobancılar hepsi evet. İşe aldı. Geldi adamlar. Deprem oldu. Belediyenin. Ne geliyorsa zaten kaç yıldır çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Fırıncı arkadaşlarım söyledi. Maraş'ın en küçük ilçesi. Mahsul başkanımla gönderim çok mutluyum. Sizlere çok gönderiz inşallah. Sizlere yardımların hepsini düzenli bir şekilde dağıttık. Her şeyi de yerine koyduk. Devam. Efendim bu taraftan. Yoldan gidiyoruz. İnağa uzaklaşmıyoruz. Gelin. Şöyle gelin. Gel geriye gel. Böyle gelin. Şöyle gel ben. Ya geleceğim de. 1-2 saniye müsaade edin, anons çekeyim ya. Başkanım. Abi ben sizi görüyorum. Hayır, müsaade et. Başkanım, bir dakika. Sezgili basın. Bir müsaade eder misin? Ablacığım, gel ablacığım. Siz dinlerseniz herhalde sesim ulaşır. Acınızı biliyorum. Büyük acılar yaşadınız. Hepinize ama hepinize geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şundan emin olun. Bu bölgenin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Başkan bütün ekibiyle yanınızda, bütün ilçelerde yanınızda olacak. Diğer il ve ilçelerde de belediye başkanlarımız yanınızda olacak. Bir başka şey, ondan da emin olun. Gerçekten de bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını çözeceğiz. El birliğiyle çözeceğiz. 14'e hazırlanın. Ayın 14'üne hazırlanın. Yani Mayıs'ın 14'üne hazırlanın. İnşallah göreceksiniz. Yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Yani zihniyeti değiştireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşayacak. Bundan emin olmanızı isterim. Yeni bir anlayış, yeni bir zihniyet, yeni bir kucaklaşma anlayışı. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin kendi evinde, sokağında, mahallesinde, ülkesinde huzur içinde yaşadığı güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.